Merhaba arkadaşlar. Çember konusunun dördüncü videosuyla dersimize devam ediyoruz. Bugün çemberde teğet ve kiriş özellikleri ile ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuzda O merkezli bir çeyrek çember verilmiş. BD uzunluğu 9 birim, CD uzunluğu 15 birim ve CD OB'ye dik olmak üzere çemberin yarıçap uzunluğunun kaç birim olduğu soruluyor. Hemen çözümümüze geçelim. Çemberde en çok kullandığımız çözüm tekniklerinden bir tanesi uygun yarıçap çizmektir. Tabii uygun yarıçapı çizerken bize şekil üzerinde verilen noktaları kullanacağız. Buradaki nokta bizim için yarıçap çizebileceğimiz C noktasıdır. O ve C noktalarını birleştirdiğimizde OC yarıçapını çizmiş oluruz. Ayrıca burada OD'ye x dediğimizde aslında çemberin yarıçap uzunluğunu da x artı 9 kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla OC'de bir yarıçap olduğu için değeri x artı 9'dur. Oluşan OCD dik üçgeninde Pisagor teoremi yazarsak x artı 9'un karesi eşittir x kare artı 15'in karesi. Bu denklemi çözebiliriz de ya da özel dik üçgenlerden 8, 15, 17 üçgenini hatırlarsak x yerine 8 yazıldığında 8, 15, 17 değerleri Pisagor'u sağladığı için x değeri 8'dir diyebiliriz kısaca. R değeri yani yarıçap değeri x artı 9'du. Dolayısıyla x değerini yerine yazdığımızda 9 artı 8'den yarıçap uzunluğu 17 olur. Ya da biraz önce bahsettiğimiz OCD dik üçgeninin 8, 15, 17 üçgeni olduğunu söylemiştik. Hipotenüs uzunluğu aynı zamanda yarıçap olduğu için direkt yarıçap değerimiz 17'dir, 17 birimdir diyebiliriz. İkinci örneğimizle devam edelim. O merkezli çemberde B noktası çemberin üzerinde, A noktası çemberin dışında verilmiş. OB 2x artı 1 birim, bu aynı zamanda yarıçap değerimiz ve OA da 5x eksi 8 birim olarak verilmiş. Buna göre diyor, x'in en küçük tam sayı değeri için çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? Şimdi OA değeri yani 5x eksi 8 değeri A noktası çemberin dışında bulunduğu için kesinlikle OB'den yani 2x artı 1'den daha büyük bir değerdir. Hemen bunu bir eşitsizlikle ifade edelim. 5x eksi 8 büyüktür 2x artı 1. Yani OA uzunluğu OB uzunluğundan daha büyük. Bu eşitsizliği çözdüğümüzde x'in 3'ten büyük olması gerektiğini buluruz. Ve x bir tam sayı olduğu için ayrıca OB'nin yani 2x artı 1'in en küçük değeri sorulduğu için x'i 3'ten büyük olan ilk tam sayı yani 4 seçeriz. Ve bulduğumuz 4 değerini 2x artı 1 ifadesinde yerine yazarsak 2 çarpı 4 artı 1'den OB değeri ya da yarıçap değeri 9 birim olur. Üçüncü alıştırmamızla devam ediyoruz. AB çaplı yarım çemberde BC doğru parçasının uzunluğu 2 kök 10 birim, AD doğru parçasının uzunluğu 3 birim olarak verilmiş. Bizden istenen DC uzunluğu veya x değerinin kaç birim olduğu. Şimdi bu tip sorularda yani çember üzerindeki bir noktadan çember çapına dik indirilmişse genelde kullandığımız çözüm yöntemi şekilden takip edin. A ve C noktalarını kullandığınızda, A ve C noktalarını düzeltiyorum, birleştirdiğinizde aslında buradaki açı yani ACB açısı çapı gören çevre açıdır. Bundan çemberde açı konusunda bahsetmiştik videomuzda. Buradaki açı 180 derecelik yay gördüğü için, yarım çember yayı gördüğü için yarısıdır, çevre açıdır aynı zamanda. 180 bölü 2'den 90 derece olur. Ya da kısaca ne diyorduk buna biz? Çapı gören çevre açı 90 derece. Burada ABC şeklinde bir dik üçgen. ABC şeklinde bir dik üçgen elde etmiş olduk. Tabii aynı zamanda hipotenüse de dik inmiş. Yani dikten dik inmiş. Dolayısıyla Öklit teoremi kullanabiliriz. Öklit'in dik kenarla ilgili bağıntısını yazarsak dik kenar uzunluğunun karesi kendi altındaki parça çarpı hipotenüs uzunluğuydu. Buradan 2 kök 10'un karesi eşittir. Y çarpı Y artı 3. Çıkan denklem çarpanlarına ayrıldığında Y değeri negatif olamayacağı için uzunluk değeridir çünkü pozitif olan kökü yani Y eşittir 5 değerini alırız. Y değeri 5 olduğunda bu sefer Öklit'in diğer bağıntısı yani dikten dik inildiğinde hatırlarsanız H kare eşittir P çarpı K şeklinde ifade ettiğimiz bir
bağıntımız vardı. Dolayısıyla x kare eşittir 3 çarpı y yazarız. Y değerini 5 bulmuştuk. Dolayısıyla x kare 15, aradığımız x değeri de karekök 15 birim olur. Tekrar söylüyorum. Çember üzerindeki bir noktadan çember çapına indirilen bir dikme varsa sorunun çözümünde büyük ihtimalle çapı gören çevre açıyı oluşturarak elde edilen dik üçgenden Pisagor, Öklit vesaire gibi teoremlerle sonuca ulaşmaya çalışırız. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Yarıçapı 13 birim olan bir çemberde uzunluğu 10 birim olan kirişin merkeze uzaklığının kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi burada şekli bizim çizmemiz gerekiyor. Tabii kirişin uzunluğu 10 birim. Bir çemberin 10 birim uzunluğunda sonsuz tane kirişi olabilir. Biz bir tanesini çizerek çözüme rahatlıkla ulaşırız. Görselimizi inceleyelim. O merkezli bir çember çizilmiş. AB kirişi 10 birim. Merkez seçilmiş O noktası olarak. Hatırlarsanız merkezden kirişe indirilen dikme, yani buradaki OC dikmesini kastediyorum. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla 5 ve 5 olduğu parçaların her biri. O ve B noktalarını birleştirirsek yarıçap çizmiş oluruz. Yarıçap 13 birimdi. Dolayısıyla 5, 12, 13 özel üçgeninden merkezin bu kirişe uzaklığı, yani bizden istenen uzaklık 12 birim olarak bulunur. Beşinci sorumuzla devam edelim. O merkezli çemberde AB ve CD kirişlerin uzunlukları 6 birim. Bunların merkeze olan uzaklıkları OE 2x artı 1, OF de 5x eksi 2 birim olarak verilmiş. Bizden bu çemberin yarıçap uzunluğu isteniyor. Evet, yine önceki videolarımızdan hatırlarsanız uzunlukları eşit olan kirişlerin merkeze olan uzaklıkları eşitti. Tabi bunun tersi de doğru. Merkeze olan uzaklıklar eşitse kirişlerin boyları ya da uzunlukları eşit diyorduk. Biz de bize burada verilen 6 birim uzunluğunda 2 kiriş var ve merkeze olan uzaklıkları var. Bu ne demek? Merkeze olan uzaklıklar birbirine eşit. Kirişlerin uzunlukları eşit olduğu için. Hemen şeklimize geçelim. Burada ifade ettik zaten. Kirişlerin merkeze olan uzaklıklarını birbirine eşitlediğimizde 2x artı 1 ile 5x eksi 2'yi buradan x değerini 1 olarak buluruz. Bu 1 değerini ister 2x artı 1 ifadesinde isterseniz 5x eksi 2 ifadesinde yerine yazdığınızda OE ya da OF uzunluğunun 3 birim olduğunu bulursunuz. Bu kirişin, verilen kirişlerin merkeze olan uzaklıkları. Ayrıca merkezden kirişe dikme indirildiğinde kirişin iki eşit parçaya ayrıldığını biliyoruz. 6 birimlik kirişi 3, 3 iki eşit parçaya böleriz. Üçer birimlik iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Son yapacağımız hamle şu olmalı. Yarıçaplardan herhangi birini, bu OC olur, OD, OA ya da OB hiç fark etmez. Burada OC'yi çizdik. Oluşan dik üçgen 3, 3. Dik kenarlar eşit olduğu için 45, 45, 90 üçgeni. Pisagor yapmadan ne diyorduk? Hipotenüs dik kenarların karekök 2 katı uzunluktadır. Dolayısıyla bu çemberin yarıçap uzunluğu 3 kök 2 birimdir. Evet. Daha önce de değindiğimiz bir soru tipi. Yarıçapı 8 birim olan O merkezli çemberde OA uzunluğu 4 birim olduğuna göre A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi çemberde herhangi bir noktadan geçen en uzun kiriş çap, tabii merkezden de geçmek zorunda biliyorsunuz. En kısa kiriş ise çapa dik olan kiriştir. Hemen bu söylediğimi şekil üzerinde göstereyim. Dikkat ederseniz bu DE kirişi A noktasından geçen en uzun kiriştir ve aynı zamanda bu çemberin çapıdır. Bunu biraz önce söyledim. Bir noktadan geçen A noktasını kastediyorum. En uzun kiriş o çemberin çapı olacak. Tabii merkezden geçmek koşuluyla. En kısa kiriş ise çapa dik olan kirişti. Önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. En kısa kiriş o noktada, yani tam A noktasında çapa dik olan kiriştir. Şimdi bu çizimler yapıldıktan sonra eldeki verileri şekle taşıyalım. Bir kere yarıçap uzunluğumuz 8 birim olduğu için AE uzunluğu 4 birim olur. Merkezden kirişe dik indirildiği için
Elimizdeki kiriş iki eşit parçaya bölünür. Bu parçanın her birine x ve x dedik. O ile c noktaları birleştirilirse yarıçap çizilmiş olur. Yarıçap uzunluğumuz 8 birim. Oluşan O, A, C dik üçgeninde Pisagor teoremi yazarsak 8'in karesi eşittir 4'ün karesi artı x kare denkleminden x uzunluğu 4 kök 3 birim bulunur. Ya da 8 ve 4'ten dolayı hipotenüs dik kenarın 2 katı uzunlukta olduğundan bunun 30-60-90 üçgeni olduğunu fark ederseniz 60 derecelik açının karşısındaki uzunluğunda yani x'in 4 kök 3 birim olduğunu Pisagor teoremi kullanmadan bulabiliriz. Bizden istenen neydi? A'dan geçen en kısa kirişin uzunluğu yani BC kirişin uzunluğu yani 2x. Dolayısıyla 2 çarpı 4 kök 3'ten 8 kök 3 birimdir aradığımız cevap. Birinci sorumuzla devam edelim. O merkezli çeyrek çemberde OABC bir dikdörtgen. Dikdörtgenin AC köşegeni, dikdörtgenin AC köşegeni 10 birim. EC uzunluğu da 4 birim olmak üzere bizden AD uzunluğu isteniyor. Hemen çözümümüzü inceleyelim. Burada hatırlamamız gereken ilk bilgi dikdörtgenin köşegen uzunluklarının eşit olduğu. Bize AC köşegeni 10 birim olarak verilmişti. Biz AC'yi sildik, onun yerine eşit uzunluktaki OB köşegenini çizdik. OB köşegeninin de uzunluğu 10 birimdir. Ayrıca OB bu çemberin yarıçapıdır. Dolayısıyla OE uzunluğu da 10 birim olur yarıçap olduğundan. 4'ü buradaydı, EC uzunluğundaydı. 6 birimi de OC olur. 10 ve 6'dan dolayı 6 8 13 özel üçgenini hatırlayın. 3 4 5'in 2 katı. 10 ve 6'dan dolayı BC uzunluğumuz 8 birimdir. Tabi dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için BC 8 ise AO uzunluğu da 8 birim olacaktır. Yine OD uzunluğu çemberin yarıçapı olduğu için 10 birimdir. 8 birimi buradaysa bizden istenen AD uzunluğu da 2 birim olur. 8. sorumuzla devam edelim. Yarıçapı 4 birim olan O merkezli yarım çemberde PA ışını A noktasında çembere teğettir. PA uzunluğu 8 kök 2 birim ise PB uzunluğu kaç birimdir? Şimdi hatırlarsanız merkez ve teğet değme noktası varsa ilk yaptığımız çözüm hamlesi merkezi teğet değme noktasına birleştirmekti. Şeklimize bakalım çünkü yarıçap teğete dik iniyordu. Dolayısıyla O ve A noktaları birleştirildiğinde OA AP'ye dik olacaktır. Yani OAP şeklinde bir dik üçgen oluşturduk. Tabii çemberimizin yarıçap uzunluğunun 4 olduğu bize soruda verilmiş. Ayrıca bizden istenen PB uzunluğuna x birim dersek burada oluşan dik üçgende Pisagor teoremi yazıldığında ve çıkan denklem çözüldüğünde aradığımız x değerinin 8 birim olduğunu buluruz. 9. sorumuzda bir dik yamuk içerisine yerleştirilmiş yarım çember veriliyor. Yamuğun tabanları 2 ve 8 birim olmak üzere çemberin yarıçap uzunluğunun kaç birim olduğu soruluyor. Şimdi ABCE bir dik yamuk olup dik yamukta kullandığımız klasik çözüm yöntemi nedir? Üst tabanın dik olmayan köşesinden alt tabana bir dik inmek. Yani bir dikdörtgen ve bir dik üçgen oluşturmak. E'den karşısındaki kenara bir dik çizdik. Tabii burada öncelikle görmeniz istediğim başka bir nokta var. EA uzunluğu ile ED uzunluğu birbirine eşit. Yani çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaları eşitti. Veya külah kuralı diyorduk biz bunu hatırlarsanız. 2 ise burası 2 birim. Soruda BC 8 verilmişti. Otomatik olarak CD'de 8 birim. Sonra dik çizdiğimizde oluşan dikdörtgenden 2'yi karşıya taşıdık. BC 8'di. 2 birimi buradaysa 6 birimi buradadır. CE uzunluğu da 10 birimdi. Dolayısıyla burada oluşan ECK üçgeni, hatta aşağıdan da görebilirsiniz ECK üçgeni. Dik kenarlarına dikkat ederseniz hipotenüs 10, dik kenarlardan birisi 6. Dolayısıyla bu 6, 8, 10 özel üçgenidir. Yani 3. kenarımız 8 birim olacak. 3. kenar aynı zamanda 2R yani çap değeridir. 2R 8 ise aradığımız yarı çap değeri de 4 birim olur.
10. sorumuzla devam ediyoruz dersimize. Yandaki O merkezli çeyrek çemberde BOC bir dik üçgen, BD 8 birim ve DC 5 birim olduğuna göre BO yani X kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi burada BD 8 birimlik bir kiriş ve ben şunu biliyorum. Merkezden kirişe dik inersem kiriş iki eşit parçaya bölünür. Hemen çözümümüze bakalım. O noktasından BD kirişine bir dik çizdiğimizde bu kiriş dörder birimlik iki eşit parçaya ayrılır. Tabii biz bu hamleyi yaptığımızda aynı zamanda dikten dikilmiş oluyoruz. Yani Öklit bağıntılarını kullanabiliriz. Öklit bağıntısını da hatırlatayım. Dik kenarın karesi kendi altındaki uzunluk çarpı hipotenüs uzunluğuydu. Dik kenar bağıntısı. Dolayısıyla x kare eşittir. Kendi altındaki parça 4 birim. Hipotenüs uzunluğumuz toplam 13 birim. Dolayısıyla x kare eşittir 4 çarpı 13'ten x değeri 2 kök 13 birim olur. Eğer direkt bu bağıntıyı göremezseniz daha çok kullanılan ya da daha aşina olduğunuz h kare eşittir p çarpı k'den bu OE uzunluğunu bulup o da 4 çarpı 9 36 OE 6 birim olacaktır. 4 ve 6 uzunluklarına Pisagor yaparak yani BEO dik üçgeninde Pisagor yaparak x uzunluğunu yine 2 kök 13 birim olarak bulabilirsiniz. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Bu sefer koordinat sistemine bir çember yerleştirilmiş M merkezli. Çemberimiz y eksenini 0'a 2 noktasında ve A noktasında kesmekte x eksenini ise x eksenine ise 4'e 0 noktasında teğettir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi şeklimizde AB uzunluğu çemberin bir kirişi olduğu için M noktasından AB kirişine bir dikme inildiğinde kirişimiz iki eşit parçaya bölünecektir. Bu parçaların her birine x adını verelim. Ayrıca oluşan M, B, O, yani buraya da bir harf verebiliriz, C diyebilirim. Oluşan bu dörtgen bir dikdörtgen olup buradaki uzunluk çemberin x eksenine teğet olduğu noktaya kadar olan mesafe 4 birim olduğu için dikdörtgenden dolayı MB uzunluğu da 4 birimdir. Ayrıca BO uzunluğu x artı 2 birim olduğu için çemberin yarıçapı da yani buradaki indirdiğimiz dikmenin de uzunluğu x artı 2 birim olur. Son olarak yapacağımız şey şu. M ve C noktalarını birleştirirsek aslında yine yarıçap çizmiş oluyoruz ve uzunluk x artı 2 oluyor. Burada oluşan M, B, C dik üçgeni aşağıdan da görebilirsiniz. Dik kenarlar x ve 4, hipotenüs de x artı 2. Pisagor teoreminden ya da 3, 4, 5 özel üçgeni olduğunu fark edebilirseniz, x'e 3 değerini verirseniz hipotenüs 5 birim oluyor ve Pisagor teoremi sağlanıyor. Dolayısıyla aradığımız x değeri 3, yarıçap değeri de 5 birim olarak bulunur. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde PA, PB ve CD O merkezli çembere sırasıyla AB ve E noktalarında teğettir. PB uzunluğu 24 birim ise DPC üçgeninin çevresi isteniyor. Öncelikle şunu hatırlatayım. PB uzunluğu ile PA uzunluğu birbirine eşittir. Yani her ikisi de 24 birimdir. Zaten soruda bunu kullanacağız. Şimdi PB 24 birim ve PA 24 birim ise bu külah kuralından geliyor. Hemen devam edelim. Bakın DB ile DE de eşit uzunluktadır. Yine külah kuralı var. Yani buraya X derseniz BD'ye DE uzunluğu da X olur. Aynı şekilde CA'ya Y derseniz külah kuralından CE uzunluğu da Y birim olur. Soruda verilen PB uzunluğu 24 birimdi. BD'ye X dediğimiz için geri kalan parçası 24 eksi X. Aynı şekilde PA 24'tü. CA'ya Y dediğimiz için diğer parça yani PC uzunluğu ise 24 eksi Y olur. Hemen DPC üçgeninin çevresini yazalım. Kenarlardan birisi X artı Y görüyorsunuz. İkinci kenarımız 24 eksi X ve üçüncü kenarımız 24 eksi Y. Bu ifade toplandığında, bu üç ifade toplandığında X ve Y değerleri sadeleşeceği için 24 artı 24'ten 48 birim buluruz üçgenimizin çevresine. Ayrıca burada başka bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz
verilen uzunluğun yani PB ya da PA uzunluğun iki katı çıktı çevre. Uzunluk 24 birim verilmişti. Üçgenin çevresi 48 birim çıktı. Bununla ilgili bir genelleme yapabiliriz. Bunu sizin çıkarmanızı istiyorum aslında. Bu PB uzunluğu ya da PA uzunluğu verildiğinde buradaki şekil bu olmak kaydıyla tabii DPC üçgeninin çevresi her zaman verilen uzunluğun iki katıdır. Yani PB veya PA uzunluğunun iki katıdır. Bunun kanıtını bu soruda kullandığım çözüm yöntemini kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. 13. sorumuzla devam edelim. Yandaki şekilde, aşağıdaki şekilde CEO merkezi çembere D noktasında teğet ve OABC noktaları doğrusal olmak üzere. ADE açısı 60 derece ve çemberin çapı yani AB 10 santimetre olduğuna göre bizden DC uzunluğu istenmiş. Çözümümüzü incelersek biliyorsunuz D noktası teğet değme noktası. Merkezde teğet değme noktası birleştirildiğinde yarı çap teğete dik olduğu için buradaki açı 90 derece. 90 ve 60'ın toplamı 150. O zaman araya kalan açı 30 derecedir. Çünkü açının tamamı buradaki doğru açı 180 derecelik bir açıydı. 90 ve 60'tan dolayı aradaki açı 30 derece olur. Ayrıca bu çizdiğimiz OD yarı çap yani 5 birim. Aynı şekilde OA yarı çap 5 birim olduğu için OAD üçgeni ikizkenar üçgendir. Ve bu açı 30 derece ise diğer taban açısı da 30 derece olacak. Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 30 artı 30'dan buradaki açımız 60 derece olur. Şimdi oluşan D, O, C üçgeni ise 30-60-90 üçgenidir. 30'un karşısındaki değer 5 santimetre olduğu için ya da 5 birim olduğu için 60'ın karşısındaki kenar yani aradığımız DC uzunluğu 5 kök 3 birim olur. Evet, 14. soruyla devam ediyoruz. Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiştir. AB kenarı 16 santimetre, BC kenarı 20 santimetre ve AC kenarı da 12 santimetre ise CE uzunluğunun kaç santimetre olduğu soruluyor. Aslında verilen 12, 16, 20 sayıları bir dik üçgenin kenarlarıdır. Yani biz A köşesindeki açının da 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çözümümüze geçecek olursak bizden istenen CE uzunluğuna x adını verirsek külah kuralından CF uzunluğu da x birim olacak. AC kenarı 12 santimetreydi. CF'ye x dediğimiz için AF uzunluğu 12 eksi x. Yine külah kuralından AD uzunluğu 12 eksi x santimetre olur. BC kenarı 20 santimetreydi. CE'ye x adını verdiğimiz için BE uzunluğu 20 eksi x santimetre ve yine külah kuralından BD uzunluğu 20 eksi x santimetre olur. AB kenarı soruda 16 santimetre olarak verilmişti. Dolayısıyla buradaki parçalar yani 12 eksi x ve 20 eksi x bu iki uzunluğun toplamı 16'ya eşit olmak zorunda. İki uzunluğu toplayıp 16'ya eşitlediğimizde çıkan denklemin çözümünden x uzunluğu yani CE uzunluğu 8 birim bulunur. Evet, 15. sorumuzla devam ediyoruz. ABCD bir teğetler dörtgeni. AB 17 santimetre, CD 15 santimetre olduğuna göre ABCD dörtgenin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz şeklinde bir sorumuz var. Şunu hatırlatmak istiyorum. Önceki videomuzda anlatmıştım teğetler dörtgenini. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların uzunlukları toplamları eşit. Bunu hatırladığınızda soru çok basit bir hale geliyor. Dikkat ederseniz AB uzunluğu 17 birim, CD uzunluğu da 15 birim verilmiş. Ve biraz önce söylediğimi burada tekrar göstereyim. AB ile CD'nin toplamı AD ile BC'nin toplamına eşit. Karşılıklı kenarların toplamları birbirine eşit. Bunu nereden göstermiştik? Hatırlarsanız önceki dersten de külah kuralı 1, 2, 3 ve 4. 4 defa burada isimlendirme yapıp rahatlıkla bu eşitliği gösterebilirsiniz siz de. Önceki videomuzda göstermiştik. Dolayısıyla AD ile BC'nin toplamı da 17 artı 15 yani 32 birimdir. 32 artı 32'den de bu dörtgenin çevresi 64 birim bulunur. Evet.
16. sorumuzda O1 ve O2 merkezi çemberlerin ortak iç teğeti AB doğrusudur denmiş. Büyük çemberin yarıçapı 6 santimetre, küçük çemberin yarıçapı 3 santimetre ve ortak iç teğet uzunluğu 12 santimetre ise O1 O2 arasındaki uzaklık, yani merkezler arasındaki uzaklık soruluyor. Evet, bundan da yine bir önceki dersimizde bahsetmiştim. Ortak teğet uzunluğu nasıl hesaplanır? Hemen çözümümüze geçelim. Yapılan adımları size açıklayayım. Bir kere OA yarıçap ve teğete diktir. Aynı şekilde OB yarıçap ve teğete diktir. Bunların değerlerinin 6 ve 3 olduğu 6 ve 3 santimetre olduğu sorumuzda verilmiş. Sonra O1 noktasından AB doğrusuna bir paralel çiziyoruz. O1 noktasından AB doğrusuna bir paralel çiziyoruz ve OB dikmesini uzatarak bu paralel doğruya indiriyoruz. Tabii paralellikten dolayı buradaki diklik buraya geçiyor. Yöndeş açılardan dolayı oluşan dörtgen, yani A, O1, C, B dörtgeni bir dikdörtgen. A, O1, C, B dörtgeni bir dikdörtgendir. Buradan AB 12 verildiği için O1C uzunluğu 12 santimetre olur. Aynı şekilde C ile O2 arasındaki mesafe yarıçaplar toplamından 6 artı 3'ten 9 santimetredir. Dikkat ederseniz O1C, O2 bir dik üçgendir. Aşağıda da var. O1C, O2 bir dik üçgendir. Dik kenarlarımız 9 ve 12 santimetre olduğundan bu bir özel dik üçgendir. 3, 4, 5'in katı olan üçgenlerden birisidir. Pisagor yapmadan da O1, O2 arasındaki mesafeyi 15 santimetre olarak söyleyebiliriz. Evet, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.